Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi çok güzel iplerim var. Bu iplerle çok güzel bir projeyle birlikteyiz. Bu proje arkadaşlar Instagram'da da çok dönüyor. Ünlü bir markanın ünlü bir bluzu arkadaşlar. Yazlık merserize veya koton iplerle çalışabileceğiniz güzel bir bluz. Bu bluzun yapılışını hep beraber yapacağız inşallah. İpim koton, benim bu sarma ip, ihraç fazlası iplerden arkadaşlar, internetten aldım ben de bunları. Sizler de isterseniz Alize kotonla veya kartopu koton veyahut da herhangi bir koton iple de yapabilirsiniz. Merserizelerle de yapabilirsiniz. Çok güzel bir proje arkadaşlar. Şimdi bu projeyi şişle yapıyoruz ve şişimi ben 5 numara kullandım. Şöyle bakın, ipimi göstereyim kalınlığını. Şöyle normal aynı kartopunun veya alize kotonun aynı kalınlığında bir ip. Onun ayarında ben 5 ile örüyorum. Siz de isterseniz istediğiniz iplerle de yapabilirsiniz. İpinize göre şişinizi de ayarlayabilirsiniz. Şişim 5 numara demiştim. 5 numarayla örüyorum. Hemen şöyle biraz ilmeğimizi atalım ve nasıl yapıldığı hakkında bilgi verelim. Önce şu bir parçasını göstereyim. Bakın, şu modeli çalışacağız hep beraber. Bu benim kolu. Koluna bir tane koydum. Bakın şu şekilde bir kol çalışmasını. Zaten size de ilk etapta kolunu anlatacağım ki modeli daha iyi kavrayın. Sonra bedenine 2 model koyacağız ve ona göre nasıl ayarlanacağını bedende de göstereceğim. Bu kol arkadaşlar turvakal kol denilenden yaptım. Yani fakir kol denilenden, çok uzun olmayan, tam böyle yazlık bir kol çalışması, bluz çalışması. Bakın şu şekilde bir kol olacak ve bir tane model uyguladım ve çok da güzel durdu. Bunu tam benim şişime uygun oldu. Bakın 5 numara gayet güzel bir şekilde oldu. Siz de tabi istediğiniz model şeyde de iplerle ve şişlerle de örebilirsiniz. Öncelikle bunun nasıl yaptığımı bundan bahsedeyim. Daha sonra da bedenini beraberce yapacağız. Burada rengi biraz değişik çıkıyor ama çok tatlı bir rengi var. Videoda biraz daha çok sarı çıkıyor ama çok güzel bir hardal tonu aslında. Şimdi hemen şimdi bunu şöyle bırakayım ve ilmeğimizi atalım. Şimdi buraya bıraktığımız ip, bu da yumaktan gelen, bu taraf bakın yumaktan gelen ipi şu şekilde alıyorum. Şişimle 5 numara şöyle alıyorum. Bakın şunu alttan aldım. Şöyle kendi etrafında çevirdim. Şimdi buraya önce şuradan alıyorum. Buradan bu şekilde, şu şekilde bir ilmek atıyorum. Bu taraftaki yumaktan gelen, bu taraftaki de bıraktığım ip. Bakın şöyle, şöyle ve sıkıyoruz. Şuradan giriyorum, şuradan alıyorum ve çekiyorum. İpimizi şöyle bakın, şöyle elimizi koyuyoruz. İki ucunu da tutuyorum, şöyle tutuyorum ve bir buradan giriyorum. Sonra bunu alıp buradan çekip ve sıkıştırıyorum. Buradan bu şekilde ilmeğimizi atıyoruz. Şimdi kolu ben 40 tane başladım. 40 tane başlayarak lastik yaptım. Daha sonra da lastiğin üzerine de arttırma yaptım. 60 sayısına ulaştım. Tam lastikten sonra hafif bir bolluk olsun istedim. Çünkü şeyde de gördüğünüz gibi bu ünlü markada da bu şekilde. Şimdi bakın şöyle az bir tane attım. Size nasıl örüldüğünü göstermek amacıyla. Şimdi diyeceksiniz ki hani niye böyle hani şey yapıyorsunuz, lastiği bilmeyenler için de anlatım yapıyorum. Hepsini tek tek anlatacağım ki herkes daha rahat bir şekilde örgüsünü örsün. Bu şişler de masaya çarpıyor. Şimdi bakın bir ters bir düz. Şimdi buradan itibaren şöyle önden atıyorum ve bir tane ters yaptım. İpimi arkaya attım. Şunu da şöyle yapıp bunu şu şekilde öreceğim. Masaya çarpacak yoksa. Bakın şimdi şuradan şey yaptım, şu şekilde yaptım. Bakın bir düz ipimi öne aldım, bir ters arkaya aldım, bir düz öne aldım, bir ters, bir ters, bir düz. Ben 10 sıra yaptım arkadaşlar. Uf, çıktı. Bir ters bir düz 10 sıra yaptım. Siz de istediğiniz kadar yapabilirsiniz bu lastiğini, ama 10 sıra iyi geldi benim yaptığım ölçüde. Şöyle bakın, bir ters bir düz şekilde bunu yapıyoruz. Bunu ipimi öne alıp önden örüyorum, ipimi arkaya alıyorum ve bu şekilde arkadan örüyorum. Bir ters bir düz bu şekilde modelimize başlıyoruz. Bunu 10 sıra yaptıktan sonra arttırmalarımızı yapacağız. Şimdi hemen arka sırayı da göstereyim, sonra direkt modelimize geçeceğiz. Şimdi arka sırada bu ilkini örmeden aldım. Bakın burada şu duran düz, bunu arkaya atıyorum. Düz gördüğümü bu şekilde örüyorum. Düz. Şimdi öne aldım. Bakın buradaki ters, bunu da bu şekilde alıyorum. Bir ters, bir düz olarak bunu 10 sıra yapıyoruz. Ya bunu ister parmakta örün, ister böyle örün veya ben boyunda örmeyi tercih ediyorum. İstediğiniz şekilde de örebilirsiniz. Şimdi bunu bu şekilde 10 sıra yapalım. Ondan sonra da ben bunu şu anda hani sayısı belli değil, rastgele bir ilmek attım. Siz kol için arkadaşlar herkes aynı sayıyı atsın. Şimdi bunu bu şekilde yapıp bir ters bir düz 10 sıra yapacağız. Şimdi gelelim esas modelimizi yapacağız. Şimdi burayı 10 sıra 40 ilmek başladım. Siz de aynı şekilde başlayın, çünkü kol standarttır. Herkesinki aynı olur. Yani bu şuradaki şu kol ağzını yani bunu 40 ilmek iyi arkadaşlar. Hani 42-44 de atabilirsiniz. Hani 44 üstü bedenler için. Ben bunu şöyle 38-40 bedene göre örüyorum. Ama yani siz de kolu bütün herkesinki aynı olabilir. Çünkü geniş bir kol yaptım. Zaten modelde de o şekildeydi. Siz de bakarsanız görürsünüz bu modelin şeyine, görüntüsüne. Orada da böyle geniş bir kol vardı. Ben de geniş kolu bu şekilde ayarlamasını yaptım. Şöyle ölçü de verelim. Hemen onlara da göstereyim. Bakın şu şekilde burasının genişliğini hemen göstereyim. Boyunu da göstereceğim. Bakın yaklaşık 17-18, tabii şöyle 17-18 ve boyu en son bitişi de 21 gibi arkadaşlar. Boyunu da ne kadar oldu onu da hemen göstereyim. Zaten şeyde de şey yapacağım, 37 santimde boyu, kol boyu 37 santim. Şimdi hemen modelimize geçelim. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Bunu 10 sıra yaptım. Bakın şurası ön yüzü. Şurasının, bakın şuranın şöyle düz duran yere ön yüzü. Bakın burası böyle tırtıklı. Burası da arka yüzü. Bu ön yüzünde 10 diş olacak. 2, 4, 6, 8, 10. 10 diş bakın sıra ördüm. Şimdi çevirdim. Şimdi burada dediğim gibi bunu ben 40 ilmek başladım. Şimdi bunu arka sırayı örerken ilmeklerimizi arttıracağız ve 60 ilmek yaptım. Şöyle yapıyoruz. Hemen beraber örelim. İlkini aldım. Şimdi burada ilmeğimizi arttırmak için şuradan, şimdi bunu da şöyle alıyorum. Bakın şunu şişime taktım. Şimdi bunu şu şekilde ördüm. Bir arttırma oldu. Şimdi bu şuradaki düzlerden arttıracağım. Burada bir tane tersten arttırdım. Benim sayıma öyle denk geldi. Bakın şuradaki düzüme geldiğinde şunu alıyorum. Bakın şunu alıyorum ve bir tane ters örüyorum. Yanındakini ters, sonra yine ters. hep düzden arttırdım. Sadece ilk ilmeğimi için oradan tersten arttırdım. Bakın bu şekilde. Sonra bunu arttırıyorum. Düz terslerde arttırma yapmıyorum. Düzlerde, sadece düzlerde bu şekilde bir arttırma uyguluyorum. Bakın bu şekilde dikkatli şey yaparsanız arkadaşlar model biraz karışık gibi duruyor ama biraz dikkat istiyor. Dikkat ederseniz yapabilirsiniz. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğeni yaparsanız sevinirim. Zil butonuna basarsanız da bir dahaki videolarımdan haberdar olursunuz. Yaptığım bütün çalışmalar oynatma listesinde sırasıyla yayında. 1. bölümden sonuncu bölüme kadar bluzlar, hırkalar, kazaklar her şey var arkadaşlar. Oradan bakarak yapabilirsiniz. Benim YouTube kanalımı izleyerek yaptığınız çalışmaların resimlerini Instagram adresim organikdantel_örgü hocam YouTube sayfamın adı. Oraya resimlerini gönderirseniz ben de paylaşım yaparım. Ben sipariş almıyorum. Sipariş alan arkadaşlara da bir faydamız olsun. Şimdi bakın bu şekilde bunu 60 sayıya ulaştırıyorum. Daha fazla sayı yapmak istiyorsanız terslerinden de arttırma yapabilirsiniz. Ben ilk ilmekte tersten bir tane arttırdım. Sayım denk gelsin diyerekten. Şimdi sayacağım. 60 ilmeğe ulaştırıyorum. Modelin bir kısmı ne kadar arttırma yapmayacağım. Daha sonra kolda da yine yanlardan arttırmalarımız var. Bakın şuraya da sonunda yapalım. Hemen ben bir sayayım. Şimdi 60 sayıya ulaşmışız arkadaşlar. Şimdi burada modelimizi tam ortaya kuracağız. Tam ortaya. Tam 30 bu tarafta 30 bu tarafta olacak ama 2 ilmeği birlikte öreceğiz. Yani 29 burada olacak, 29 burada olacak. Şimdi 29 tane düzümü öreceğim. Düz öreceğim. Bakın şöyle düz öreceğim. 29 tane. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29. Bakın burada ben biraz sık örüyorum. Tabi bakın şişimden bile zor geçiyor. Siz daha gevşek örüyorsanız 4,5'la örebilirsiniz koton ipleri. Yanlış olmasın yeniden sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29 tane ilmeğim var. Buradan da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29. Bakın 30'uncular burada yani. 2 tane burada ilmeğimiz kalıyor. Şimdi modelimizi kuracağız. 29 burada var. 29 bu şişte var. Şu 2 tanesi yani burada 31 ilmek var. Şu ikisini şimdi keseceğiz. Bu tarafa 29 kalacak. Şimdi bu modelimizde bir sağdan kesiş var, bir soldan kesiş var. Bir sırayı sağdan keseceğiz, bir sırayı soldan keseceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk etapta sağdan kesme yapacağız. Yani şu 2 ilmeği şu şekilde bakın. Şöyle yapıyorum. Şu 2 ilmeği şu şekilde yapıyorum ve ikisini bir örüyorum. Yani sağdan kestim, bu taraftan kestim. Kestiğimiz ilmeğin sayımız değişmemesi için arttırma yapacağız. Bunu bu şekilde arttırıyoruz. Bakın bu şekilde bir tane doladım. Şimdi bunu bu şekilde doluyorum ama ben örgümden dolayı şu şekilde dolanıyor. Bakın yani ipimi öne aldım. Şöyle göstereyim. Şimdi bu şekildeydi ya, böyle örüp gidiyordum. Bunu öne alıp ben düzümü ördüğüm zaman benim otomatik olarak artıyor. Tabii sizin örüş şeklinize de alakalı. Şimdi bunu bu şekilde sıranın sonuna kadar öreceğim. Bu ilk birinci sıramız bu şekilde arkadaşlar. Bu modeli birkaç tane şeyi vardı arkadaşlar. Ben hani Pinterest'te falan baktım, şey yaptım. Sizler de çok istediniz bu modeli anlatmamı. Ben de en sonunda ısrarları kıramayarak yapmayı uygun gördüm. Şimdi bunu sıranın sonuna kadar geleceğim. Arka sırada hep ters. Arka sırada hiçbir modeli uygulamıyoruz. Hepsini ters örüp geçiyoruz. Şimdi bu tersimizi, düzümüzü örelim. Arka sıramızı zaten hep ters olarak öreceğiz. Hep model ön yüzde kuruluyor. Yani bu ön yüze geldiğimizde modeli kuracağız. Şimdi arkaya döndüm. Arkada hep ters öreceğim. Bakın hep ters öreceğiz. Şimdi bu arttırma yerine de göstereyim nasıl şey yapacağımızı. Şimdi bunun başlangıcı ve sonu modelin biraz şey arkadaşlar, dikkat istiyor. Dikkatinizi şey yaparsanız herkes kolaylıkla yapabilir. Şimdi şu arttırma yeri de hep ters olarak örerek ilerleyeceğiz. Şimdi şu arttırma yerine gelelim hemen. Zaten bir daha arka sırayı göstermeyeceğim. Hep ön sıralarında nasıl yapıldığını göstereceğim. Bakın şu arka sıraya geldiğimizde bu arttırma ilmeklerimizi de ters öreceğiz ve devam edeceğiz. Bir daha arka sırayı anlatmayacağım. Hep ön sıraları anlatacağım. Arka sıralar hep böyle bütün ters olarak gidecek. Ben bir sıranın sonuna geleyim. Şimdi ön sırama geldim. Şimdi yine modelimi uygulayacağım. Model sadece orta yerinde, buralarını düz örüp geçeceğim. Bakın düz örüyorum buraları. Düz örgü. Düz örgüyü de zaten bir ters bir düz diye göstermiştim. Burada da düz örgümüzü örüyoruz. Tam modelimize gelince bu üçüncü sıramız oluyor. Şimdi modelimize gelelim ve soldan kesim yapacağız. Şimdi sağdan kesimi yaptık. Birinci sıramızda. Evet. Bakın şimdi burada ne yapacağız? Şöyle yakından göstereyim. Şuradaki kesimi biz sağdan yaptık ve yanına bir tane arttırma yaptık. Şimdi şuradaki kestiğimiz, sağdan kestiğimiz ilmeğimiz şu. Bu da arttırma yaptığımız ilmek. Şimdi soldan kesim yapacağız. Yani bu tarafa doğru kesim yapacağız. Şu ilmeğimi de örüyorum. Bakın şu altta kesim yaptığımız yer belli. İki ilmeği birlikte almışız. Şimdi bunu bu tarafa keseceğim ama bu tarafa keserken bir tane ilmek arttıracağım. Bunu öne aldım ve bir tane ilmeğim bu şekilde artıyor. Bakın bir tane öne aldım. Şimdi bu ilmeğimi, bakın altta kesilmiş olan ilmeğimi, bunu ve bunu ikisini bir öleceğim. Ama ilmeklerimi düzeltiyorum. Tabi sizin örüş şeklinize göre belki size düzgün olabilir. Şimdi bunu bakın şöyle ikisini bir aldım. Soldan kesim yaparken soldan önce arttırma sonra kesme. Sağdan kesimde önce kesme sonra arttırma. Şimdi yine bakın kestim ve buraya kestim, pardon arttırdım, kestim. Şimdi bir tane daha öne aldım, bir tane daha kesme yapacağım. Şimdi bununla bunu keseceğim. Şöyle şöyle yine soldan kesme yapacağım. Bakın şöyle göstereyim. İlk zaten sağdan kestik, bir tane arttırdık. Şimdi ikinci sıramız, üçüncü sıramızdayız. İki tane kesme olacak, iki tane de arttırma oldu. Önce arttırdık, sonra kestik, sonra arttırdık, sonra kestik. Sonunda kesme ile bitecek. Soldan kesim yaparken. Şimdi bu sıramı da bu şekilde gideceğim. ve arka sıramı dediğim gibi hepsini ters örüp geleceğim. Şimdi ben bu sıramı da gidip arka sıramı da hepsini ters olarak öreyim. Yine önden sağdan kesmede görüşelim. Ben bunu öreyim, arka sırayı da örüp sonra yine modelimizin başında buluşalım. Şimdi 5. sıradayız arkadaşlar. Arkayı ben ters olarak ördüm geldim. Şimdi buradan sağdan kesme yapacağız. Yani bu tarafa keseceğiz. Burada yine bakın şu şöyle bir artış olacak. Böyle bir artış olacak. Bunun olması için şimdi bakın buradaki şu iki ilmeği bu tarafa keseceğim için yani sağa doğru keseceğim. Bakın şu ikisini keseceğim. Şu ikisini de hiç kesilmemiş. Bakın altta dümdüz duruyor. Şu bu arttırdığımızın yanındaki şu ikisini sağa doğru kesiyorum. Bakın önce kesiyoruz. Bakın sağdan kesmede önce kesiyoruz, sonra arttırıyoruz. Şimdi arttırmamı yaptım, öne getirdim. Şimdi şu ikisini keseceğim. Bu sağdan kesmede arkadaşlar önce arttırma, sonra ilmeğimizi kesiyoruz. Ona da dikkat edelim. Bakın sağdan kesiyorum. Yine arttırdım. Şimdi yine bakın önce arttırma, sonra bu ikisini kesiyorum. Sağdan kesmede keserek başladık ve sonunda arttırarak devam ediyoruz. Bakın şu anda da arttırdım. Sağdan kesmede keserek başladım. İlk önce kestim. Sonra arttırdım. Sonra yine kestim. Arttırdım, kestim ve arttırdım. Yani 3 tane kestik. 3 tane de arttırmamız olması lazım. Sonuna da arttırmamı yaptım. Bakın şu şekilde sonuna da arttırmamızı yaptık. Şimdi bunu yine devam ediyorum. Sağdan kesmede önce kesiyoruz. En sonunda burada da arttırarak bitiriyoruz modelimizi. Şimdi ben bunu devam edeceğim. Arkada da zaten düzünü tersini örüp geleceğim arka sırada. Bu bluz arkadaşlar ünlü markada 18.000 liralık bir bluz. Yani yeni sezon olduğu için, ama siz bunu kendiniz istediğiniz şekilde bedenize göre ayarlayarak örebilirsiniz ve çok ucuza mal edebilirsiniz. Ben bu iplerimi de nereden aldığımı merak ediyorsanız Instagram sayfam Organik Dantel _ Örgü Hocam, YouTube sayfamın adı. Orada zaten paylaşım yapacağım. Oradan da bana da sorarsanız ben de zaten size cevabını da veririm. İplerimi de oradan alıyorum ve gayet güzel ipler. Yumuşak ve güzel arkadaşlar. Şimdi ben bunu arkayı öreyim. 7. sırada yeniden buluşalım. 5'e yaptık. Arka sıralar zaten 6. sıra oluyor. Tek sayılarda model kuruluyor. 7. sırada buluşalım. Şimdi 7. sıradayız arkadaşlar. Bakın burada şöyle yapacağız. Sola kesmemiz olacak. Bu tarafa kesmemiz olacak. Şimdi bu sola kesmeyi yaparken önce arttırmayla başlıyoruz, sonra kesiyoruz. Sola kesmede şöyle, şimdi şu ikisini de öreyim size. Bakın bir önceki sırada şurada kesme yaptıydık. Bakın şurada kesme yaptık. Zaten şurada belli. İki ilmeği birlikte almışız. Sağdan kesmişiz. Hani bıraktınız, sonra sağdan mı keseceğim, soldan mı keseceğim diye şaşırmamanız açısından size bazı püf noktaları da veriyorum. Bakın burada iki ilmeği bir almışım. Burada yani sağdan kesme yapmışım. Şimdi sıra soldan kesme. Soldan kesmede ne yapıyorduk? Önce arttırıyoruz. Bu kestiğimiz ilmek, bakın bu kestiğimiz ilmek, şuradaki kestiğimiz ilmeği önce alacağız. Sonra yanındaki ilmeği birlikte alacağız. Şuradan da anlayabilirsiniz. Bakın şu iki tanesi böyle yan yana gelmiş delikler. Şimdi deliğim benim burada olması lazım. Eğer ben bunu, şunun ikisini bir kesersem deliğim burada olacak. Yani kafanız karışmasın. Şimdi burada arttırmamı yapıyorum. Şu iki ilmeği bu tarafa kesme yapacağım. Yani soldan, ama önce arttırmamı buraya yapıyorum. Ben ipimi öne aldım. Benim ipimi öne aldığım zaman arttırmam oluyor. Bununla bunu ilmeğimi düzeltiyorum ve iki ilmeği birlikte aldım. Bakın şurada arttırma yaptım ve kesmemi yaptım. Şimdi yine ipimi öne aldım. Bu iki ilmeği kesiyorum. Yine ipimi öne aldım. Önce soldan keserken önce normal örgümüz önce düz ördüğümüz bu ilmeğimiz, pardon kafam döndü. Sonra bu arttırma yaptığımız ilmeği ikisini bir alıyorum ve bu tarafa doğru kesiyorum. Bakın arttırmayla başladık, sonunda kesmeyle bitireceğiz. Buna dikkat edelim. Yoksa model şey olur, bozulur. Soldan keserken devamlı burada kesme işlemini yapacağız. Bakın burada hiçbir şey yok. Bakın burada hiçbir şey yok. Yani bu tarafa doğru gitmesi için bununla bunu ikisini bir alarak kesmeyle bitirdim. Çünkü soldan kesme yapıyorum. O yüzden kesmeyle bitirdim. Şimdi arttırma yapmıyoruz. Kesmeyle bitiriyoruz ve modelimize devam ediyoruz. Şimdi burada yandaki sayıları hiç önemli değil. Buradaki sayılara ben size modelin püfünü anlatıyorum. Yani burada nasıl yapmanız gerekeni hepsini bakın anlatıyorum burada. Siz dikkatli izlerseniz zaten bunu rahatlıkla yaparsınız. Sadece şu başı ve sonuna çok dikkat edin. Ve bakın şimdi buradan iki tanesi böyle sağa doğru gitti. Şimdi sola doğru arttırmamız sola doğru gidecek. Bakın şurada da göstereyim. Bunlar bu zikzak oluyor. Bir sağa bir sol, bir sağa bir sol diye böyle zikzak zikzak gittiği için arttırmalar da öyle gidiyor. Bakın böyle şöyle şu şekilde gittiği için ona da dikkat edelim. Şimdi ben bunu yine sıramın sonuna kadar gideyim. 9. sırada buluşalım. Şimdi bakın 9. sıradayız arkadaşlar. Sizin sağ mı sol mu kesmeyi mesela şaşırdınız. Ne yapacaksınız? Bakıyoruz. Burada kesme işlemi yapılmamış. Bakın şu ilmeğimde hiçbir işlem yok. Şöyle aşağı doğru bakıyorum. Bunu örüyorum şu anda. Burada bir tane arttırmam var. Yani ben bir önceki sıramda soldan kesmişim ki ilk arttırma yapmışım. Şimdi burada önce pardon şu iki ilmeği şey yapmadım. Size göstermek için şey yaptım. Bakın. Şimdi burada ilk arttırmam olduğu için soldan kesmişim. Şimdi sağdan keseceğim. Ne yapacağım? Önce kesme işlemi uygulayacağım. Kesme işlemi uygulayacağım ama şu ikisini keseceğim. Sağdan keserken önce arttırma ilmeğimiz, sonra sabit olan şu ilmeğimizi önce kesiyorduk. Yani şu ikisini keseceğim. Şuraya arttırmamı yapacağım. Şimdi şu ikisini keseceğim. Yani burada hiçbir işlem olmayan iki ilmeğimi önce kesiyorum. Bakın sağdan kestim ve ilk kesme işlemi yaptım. Şimdi arttırmamı yaptım. Sonra diğer iki ilmeğimi kesiyorum. Arttırmayla başladık. Sağdan keserken sonunda da pardon sağdan keserken keserek başladık. Sonunda da arttırmayla bitireceğiz. Bakın yine önce arttırma ilmeğimiz var, sonra bu. Şimdi ikisini kesiyorum. Burada keserek başladık. Bakın ilmeğimizi keserek başladık. Sonra arttırdım ve sonunda kestim ve bir tane arttırmamı yaptım. Sağdan kestim ve en sonunda son iki ilmeği şunu bir daha göstereyim. Bakın son iki ilmeğimi şey yapıyorum, bakıyorum. Burada şu ikisini keseceğim ve buraya arttırmam yapacağım. İpimi öne aldım ve bu şekilde kestim. Arttırmam da oldu. Şimdi buraya sonuna muhakkak arttırmamı yapıyorum sağdan kesmede. Şimdi ben bunu yine devam edeceğim. Bu 9. sıramızda. 11. sıramızda soldan kesme olacak. Bakın şu şekilde modelimiz devam ediyoruz. Şimdi bakın 11. sıradayız. Soldan kesmemizi yapacağız. Bu tarafa kesme yapacağız. Şimdi bakın burada şöyle ilmeklerime bakıyorum. Şunu da örüyorum. Şunu da örüyorum. Burada altta kesme işlemi yapmışım. Şu ilmeğimin altında işlem yapmışım. Yani ben bir önceki sıramda sağdan kesme yapmışım. Şimdi soldan kesme yapacağım. Soldan kesme yaparken Bunun şu ilmeğimle bu ilmeğimi ikisini bir öreceğim ve şuraya arttırma yapacağım. Bakın şöyle geliyor ya, bu tarafa gidecek. Yani şu ikisini bir öreceğim. Ama soldan kesmede ne yapıyorduk? Önce arttırmamızı yapıyoruz. Şimdi hemen ilmeklerimi düzeltiyorum. Yine sıradakini önce ilmeğimi, sonra arttırma ilmeğimi alıyorum. Modelimiz aslında sadece bu kadar. Bir de kesimi şu bittikten sonra, yani şundan sonrası biraz daha farklı. O yüzden şimdi buraya kadar bunlar zaten aynı şekilde gidiyor. Bir sağdan bir soldan keserek ilerliyoruz. Şimdi soldan kesiyoruz. Soldan kesmede ne yapıyorduk? Sonunda keserek bitiriyoruz. Buraya da ilmeğimi arttırdım. Sonunda keserek bitirdiğimizde şu hiç işlem yapılmamış iki ilmeğimizi, bakın iki ilmeğimizi sola doğru kesiyorum ve keserek bitiriyorum. Çünkü ben arttırarak başlamıştım. Daha sonra devam ediyorum. Bu model bu kadar arkadaşlar. Bir sağdan bir soldan, zaten püf noktalarını da anlattım. Bu şekilde ilerliyor. Siz de bunu devam edebilirsiniz. Bu şekilde bir sağdan bir soldan tekrar başa dönerek, izleyerek yapabilirsiniz. Bunu ne kadar yapacağız? İstediğiniz kadar yapabilirsiniz. Şu sıramı bitireyim. Ama şöyle kolda ben 20 tane kesme, 20 tane arttırma yapana kadar yaptım. Şimdi şu sıramı bitireyim. Bakın şurada benim, bakın tam şurası 20 tane kesmem var. Burada benim 20 tane de arttırmam var. Tam şurası. Ondan sonra azaltmaya geçtim. Şimdi burada şu anda kaçıncıdayız? Bakın kesmeleri sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. 7 tane kesme, 7 tane arttırma var. Şurada benim. Bunu 20'ye kadar bu şekilde ilerliyoruz. Yine siz başa dönersiniz. 3, 5, 7, 9, 11. 3, 5, 7, 9, 11. Zaten yapılışı aynı. Sadece ortası zaten aynı. Şu başına ve sonuna dikkat ederek ilerlerseniz sorun yaşamazsınız. Bakın şu başı ve sonuna dikkat ederseniz sorun yaşamazsınız. Şimdi ben bunu dediğim gibi 60 ilmek başladım. Ve şurada bakın arttırmam yaptım. 18. sıradaydı. 18. arttırmadaydı herhalde. Şurada bir arttırma işlemi yaptım. Toplamda 6 kere arttırma yaptım kolda. Ama yapmaya da bilirsiniz. Ben 60 ilmek başladım. Bunu 70 de yapabilirsiniz. 80 de yapabilirsiniz. Daha bol kol istiyorsanız. Bakın şurada arttırmalarıma başladım. Pardon, şurada başlamışım. Yok. 1 2, 3, 4, 5, 6 tane arttırma yaptım. Yani size de o arttırmaları da nasıl yaptığımı göstereceğim. Şimdi ben bunu biraz öreyim. Arttırma yerine kadar en azından beraberce arttırmalarımızı yapalım. Şurada ilk arttırmamı yapmışım. 18 değil, pardon. Şurada yapmışım. Şuraya kadar bir öreyim, bakın. Şu sıramda. Daha sonra arttırmayı da göstereyim. Ve burasını zaten detaylı şekilde 3, 5, 7, 9, 11 sıralarını aynısını tekrarlıyoruz. Yani hiçbir fark yok. Sadece bir sağdan bir soldan, bir sağdan bir soldan. Onu da zaten dikkat ederseniz şuradan anlayabilirsiniz. O şekilde ilerleyebilirsiniz. Zaten püf noktalarını da anlattım. Şimdi ben bir şu arttırma yerine kadar bir geleyim. Şimdi arkadaşlar arttırma sırasına geldim. Ben şuradan saydığımızda 23. sıraya geldiğimde arttırma yaptım. Hemen onu beraber göstereyim nasıl arttırma yaptığımı. Şimdi şu ilk ilmeğimizi önce bakın şuradan alıyorum. Tersten yapıyorum arttırmaları. Ters sırasında bakın şuradan giriyorum. Bir tane ters örüyorum. Bu ilmeği çıkartmıyorum. Bu da burada duruyor. Bu sefer buradan giriyorum. Bir tane de buradan, yani bir ilmekten iki ilmek çıkarttım. Yeniden göstereyim. Bakın, ilmeğimiz bu şekildeydi. Bakın, bu şekildeydi. Önce ilmeğimizi bu ip gelen yeri bu taraftan, bakın buradan, şuradan girdim. Bir tane ters örgümü ördüm, çıkarttım. Bunu buradan çıkartmıyoruz. Yine bu sefer normal örür gibi yapıyorum. Normal örüyorum ve buradan çıkartıyorum. Bir ilmekten iki ilmek çıkarttım. Şimdi sıranın sonuna kadar gideceğim. Sıranın sonunda da yine son ilmekte bunu uygulayacağım. Ben bunu kolda 6 kere uyguladım. Yani 6 bu tarafta, 6 öbür tarafta. 12 ilmek arttırdım toplamda. Yani 72 ilmeğe 60'da 72 ilmeğe çıktı benim ilmek sayım arkadaşlar. Tabii siz istediğiniz kadar arttırma da yapabilirsiniz. Ben bunu yaklaşık olarak kaç sırada bir yapmışım? Mesela şurada arttırma yaptım. 2, 4, 6, 8, yaklaşık 8 sırada bir, 6 sıra veya 8 sırada bir yapabilirsiniz. Ben 8 sırada bir yapmışım arttırmalarımı. Şimdi bunun sıranın sonundaki arttırmayı da göstereyim. Zaten modelimizin anlatımını yapmıştık. Bunu ben 20 tane kesme, 20 tane arttırma olana kadar zaten öreceğim. Ondan sonra da size bunun azaltış şeklini göstereceğim. Şimdi sıranın sonunda hemen arttırmasını göstereyim. Bir daha arttırmaları göstermeyeceğim. Siz zaten şey yaparsınız. 6 veya 8 sırada bir arttırmalarınızı yaparak ilerleyebilirsiniz. Şimdi bakın sıranın sonuna geldim. Son ilmeğime bakın, son ilmeğime geldim. Son ilmeğimi bakın önce bu taraftan alıyorum. Bakın şuradan aldım ve bir tane ördüm. Daha sonra bunu çıkartmıyorum. Bir tane de buradan bu şekilde örüyorum. Bir daha göstereyim. Şimdi son ilmeğimi şöyle yapıyorum. Bunun bir bu tarafından örüyorum. Çıkartmadan ilmeğimi bir de bu tarafından örüyorum. Toplamda bir buradan arttırdık, bir buradan, iki tane ilmek arttırmış olduk. Bakın şu sıramızda bu şekilde ilerliyor. Gördüğünüz gibi gayet düzgün bir şekilde. Siz de dikkat edin bu şeye. Böyle dümdüz böyle bu şekilde çıkması lazım. Şimdi ben bunu şuraya kadar bir geleyim. Sonra da şu dönüş azaltma işlemlerini göstereyim. Şimdi arkadaşlar bakın benim burada 20 tane kesmem var, 20 tane arttırmam var. Burası şu sıradayım ben. Siz tabi daha da fazla yapabilirsiniz isterseniz. Ben bundan sonra eksiltmeye başladım. Şimdi beraber eksiltmeyi yapacağız. Benim burada dediğim gibi 20 arttırma, 20 eksiltmem var. Hemen eksiltme sıralarını göstereyim nasıl yapıldığını. Şimdi oraya kadar öreyim. Ben bunu 20'ye kadar yaptım. Şimdi geldik hemen. Buradaki sistem daha farklı. Şimdi dur. Şimdi bakın arkadaşlar. Sıramız, bir önceki sıramız şurada arttırmayla olduğu için soldan kesmeymiş. Yani bu tarafa doğru kestik. Şimdi sağdan kesme yapacağız. Bu tarafa doğru yapacağız. Sağdan kesmede yapmak için önce arttırmayı, sonra bunu, yani ikisini bir kesip şurada arttırma yapıyorduk. Ama burada şurada kesiyoruz. Önce kesmeyle başlıyoruz. Sonra arttırmayla başlıyoruz. Şimdi bakın buraya kadar ördüm. Şimdi buradaki arttırmayı, şu ikisini bir öreceğim. Şurada arttırma yapacağım ki bu şekilde gitsin. Normalde mesela şu ikisini kesip şurada arttırıyorduk ki bu şekilde artarak gidiyordu. Şimdi eksilteceğimiz için bakın şu arttırmayla şunu, ikisini bir alıyorum. Ve buraya arttırma yapıyorum. Bakın buradan buraya doğru eksiltmeye başladık. Şöyle göstereyim. Bakın şurada ve buraya. Burada arttırma yapmıyoruz artık. Bu tarafta yapmıyoruz. Şimdi bunu sıranın sonuna kadar bu şekilde keserek modelimize devam ediyorum. Bir kesiyorum, bir arttırıyorum. Sıranın sonunda buluşalım. Şimdi sıranın sonuna doğru geliyorum. Şimdi burada sıranın sonunda da şu iki ilmeği kesip burada arttırmamı yapıyorum. Ama bundan sonra sonunda arttırma yapmayacağım. Bakın burada aynı şuradaki sıra gibi yaptım burayı. Şimdi bir sonraki sırada artık orada arttırma yapmadan ilerleyeceğiz. Şimdi ben bunu bir öreyim. Arka sırasında öreyim. Arttırmalarımızı da unutmayalım. Şu şimdi ben burada arttırmamı da yapacağım. Şöyle yapıyorum. Bir arkadan, bir önden devam ediyorum. Şimdi öbür sırada yeniden buluşalım. Şimdi bakın geldim yine şöyle yapayım daha rahat görün. Bakın burada şuranın şöyle gidecek, burası böyle gidecek. Burada şimdi soldan kesme yapacağız, bu tarafa kesme yapacağız. Soldan kesme yaparken şu ikisini alıyorduk. Yani şu ikisini alıyorduk ama burada şurada önce arttırma yapıyoruz. Burada şurada yaparsak arttırmamızı bu tarafa doğru artar, şöyle artmaya devam eder. Biz bu tarafa doğru yapacağımız için şu 3 ilmeği örüyoruz. Bakın şu şeye kadar örerek geliyoruz. Hiçbir şey yapmadan şu üçünü ördüm. Arttırmayı da ördüm. Bakın şimdi burada soldan kesme yaparken önce ne yapıyorduk? İlmeğimizi arttırıyoruz. Şimdi şu bakın şu iki delik şöyle şimdi bu tarafa gidecek. Bir böyle bir böyle gidiyordu. Şimdi buradan buraya arttırma yapacağım. Şununla şunu şöyle yapıyorum. Kestim ve arttırdım. Bakın şu şekilde şöyle 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 gelecek. Bakın arttırma burada. Şimdi devam ediyorum. Kesip arttırarak soldan kesmemizi yapıyoruz. Şimdi sıranın sonuna kadar ben bunu bir yapayım. Sıranın sondakini de göstereyim. Şimdi sıranın sonuna geldik. Burada arttırarak başladık. Yani soldan kesiyoruz. Şimdi bunu eksilterek yani keserek bitireceğiz. Son iki kat kalınca bakın şu delikle şunu ikisini kesiyorum. Ve burada keserek bitirdim bakın. Şimdi devam ediyorum. Bu gördüğünüz gibi şuradaki delik şimdi bu tarafa doğru yönelmeye başladı. Normalde şuraya da yapıyorduk onu yapmadık. Yani arttırma şeyini. Şimdi yine bir iki kere daha tekrarlarız bunu. Şimdi ben bunu arka sırasını öreyim. Yeniden bir daha buluşalım. Şimdi bakın yine sağdan kesmeye geldik. Sağdan kesmede şunların hepsini örüyoruz şu şeylere kadar. Şimdi bu bir sağdan bir soldan yani buna bir dersek birinci sıra. Sol kesmeye de 2 diyelim. Şimdi bakın buraya kadar geldim. Bir saniye. Şimdi sağdan kesmedeyiz. Şöyle bakın. Şimdi sağdan kesmede şu ikisini alıp şuraya arttırıyorduk. Şu ikisini alıp buraya arttırıyorduk. Bakın şu şekilde. Ama buraya arttırırsak artma olacağı için şu son arttırmayla şunu ikisini bir alıyorum. Bakın ikisini bir alıyorum. Şimdi buraya arttırma yapıyorum. Sağdan kesmedeyiz. Buraya arttırma yapıyorum. Bu şekilde gidiyor. Şimdi bu ikisini alıyorum. Şu bakın şu şöyle gidiyor ya. Şimdi bu tarafa gitmesi için bunu keseceğim. Buraya arttırma yapacağım. Şu deliklerden bahsediyorum. Sistemini de size anlatıyorum ki hani şey yapmayın diye. Şaşırmayın diye. Bakın şöyle şurada, şurada, şurada ve burada oldu. Bu şekilde arkadaşlar. Bunu sıranın sonuna kadar gelelim. Bakın şimdi sıranın sonuna kadar geliyorum. Bakın sıranın sonunda şu ikisini de kesiyorum. Sağdan kestiğimiz için burada keserek başladık, arttırarak bitireceğiz. Bakın şimdi şurada son arttırma var. Bunun önüne arttırma yapıyorum. Bakın arttırmamı yaptım ve örüyorum. Arttırmam yaparak ilerliyorum. Bakın şu şekilde oldu. Şöyle şöyle şöyle, bakın arttırmamız burada. Bunu bu şekilde ilerletiyoruz. Şimdi ben bunun arkasını da öreyim. Buna bir diyelim. Gerçi ilk başta anlattığımda da şey yaptım. 1 ve 2 diye kodlayabilirsiniz. Bir birinci sıra, bir ikinci sıra diye. Şimdi ben bunun arkasını da öreyim. Şimdi buna da bir önceki sırayı 1 dersek buna da 2 diyelim. Bakın bu yani soldan kesme. Soldan kesmede ne yapıyorduk? Önce arttırmamızı yapıyoruz. Şöyle bakıyorum modelime. Bu tarafa doğru gitmiş bakın. Şöyle 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 gidiyor. Şimdi bunu bu tarafa şey yapacağız, arttırmamızı. Şu ikisini keseceğiz, şu ikisini keseceğiz. Ama bu tarafa gitmemesi için şu ikisini örüyorum. Bakın arttırmayı da ördüm. Arttırdım, bu şekilde deliklerim bu hizada gidiyor. Şimdi arttırdım. Bakın arttırdım. Soldan kesme yapıyorum. Bunu bu tarafa kesiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi burası. Buna da 2 derseniz 1 ve 2 sıralar. Yani tekrar olduğu için kolay olsun diye 1 ve 2 dedim arkadaşlar. Şimdi soldan kesmeyi 2, sağdan kesmeye 1, birinci sıra diye şey yaparsanız daha rahat şey yaparsınız. Buna da 2 diyelim. Şimdi bu sıranın sonunda bir daha buluşalım. Şimdi soldan kesmedeyiz. Yani 2 numaralısı. 1 ve 2 diye şey yapmıştık. Şimdi 2'deyiz. 2'nin sonundayız. 2'nin sonunda ne yapıyorduk? Soldan keserken arttırma ile başlıyoruz. Keserek bitiriyoruz. Şimdi burada arttırmamı yaptım. Şu 2 ilmeğimi bakın arttırmamı yaptım. Şu 2 ilmeğimi kesiyorum. Sondaki bakın şu sondaki 2 ilmeğimi kesiyorum. Çünkü arttırmayla başladığımız için ilmek sayımız değişmemesi açısından böyle yapıyoruz. Bakın şu şekilde oldu. Şöyle şöyle şöyle. Şimdi yine sıranın sonuna kadar gideyim ben. Bu 2 numaralı sıramızın sonu. Sonra yeniden 1'e başlayacağız. 1, 2, 1, 2 diye gidecek. Yani 1 numara sağdan kesme, 2 numara soldan kesme. Şimdi gene sağdan kesme yani 1 numaralı sıramızdayız. Şimdi 1 numaralı sıramızda sağdan keseceğiz. Sağdan keseceğiz. Şu ikisini de örüyorum bakın. Şuradaki arttırmayla şu ikisini bir alıyorum. İkisini bir kesiyorum ama burada arttırma yapmıyorum. Sağdan keserken arttırma yapmıyor. Yapmadan ilk önce kesiyoruz. Daha sonra arttırmamızı yapıyoruz. Sonra devam ediyorum. Şimdi bu 1 numaralı sıramız. Yeniden tekrar ediyorum arkadaşlar. Şimdi sıranın sonunda yeniden buluşalım. Şimdi keserek başladık. Bakın burada keserek başladık. Sağdan kesmedeyiz. Şimdi sonuna geldiğimizde bakın sonuna geldiğimizde şunu da yapıyorum. Ve arttırarak bitireceğiz. Bakın burada bir arttırma var. Onun önüne bir tane arttırıyorum ve örüyorum. Bu 1 numaralı sıranın sonu. Yani sağdan kesme. Şimdi yine 2 numarayı bir daha anlatayım. Ondan sonra siz 1-2-1-2 numaralı sırayı takip ederek bu ilmekler bitene kadar bakın şöyle azalıyor zaten. Şurası şöyle azalana kadar şöyle azalacak ve en son bir kesme bir arttırma kalacak. O şekilde devam edeceğiz. Şimdi 2 numaralıyı yaparken yani soldan kesme yapacağız. Soldan kesmeyi yaparken arkadaşlar bakın buraya kadar geliyorum. Şimdi soldan kesmeyi yaparken şu ikisini keseceğim. Şu ikisini kesip şuraya arttırma yapacağım. Şu ikisini kesip şuraya arttırma yapacağım. Ama burada arttırma olmaması için şimdi şunları örüyorum. Bakın örüyorum. Hepsini örüyorum. Ördükten sonra arttırmamı yapıyorum. Şimdi soldan kesiyoruz. Herhalde anlaşılmıştır. 1 ve 2 numaralı olarak bu şekilde ilerliyor. Arttırmamızı yaptık. 2'nin sonunu bir daha anlatayım. Sonra zaten 1 2 1 2 diye siz de yapın. Soldan kesmede yani 2'nin sonunda arttırmayla başladık. Sonunda şu iki ilmeği bakın sonunda bu iki ilmeği keserek bitiriyoruz. Bu şekilde. Şimdi bu şekilde arkadaşlar şimdi bunu şöyle göstereyim. Bakın burası bu şekilde gidiyor. Bu tarafta aynı şekilde böyle ilerliyor. Şimdi bunu yapalım ve son 2 ilmek kalana kadar yani bir kesme, bir arttırma, bakın bir kesme ve bir arttırma kalana kadar bunu bu şekilde yapıyoruz. Ondan sonra zaten bir sıra örüp bitiriyoruz arkadaşlar. Buralardan da 6 kere arttırma yaptım ben. Şöyle ara ara 8 sırada bir arttırmalarımızı da yaptık ve modelimizin ben size detaylı bir şekilde anlatımını yaptım. Buranın nasıl bu şekilde olacağı ve dönüşünü de nasıl olacağını size detaylı bir şekilde anlatımını yaptım. Bu bölümde bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki bölümde bakın ön bedeni göstereyim. Ön ve arka bedeni nasıl yapacağız? Onu anlatacağım. Beden bilgisini de vereceğim. Bakın bu da yani bu 38-40-42'ye kadar olabilecek bir ölçüde arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi bunu da inşallah bir sonraki bölümde ön ve arka bedeni nasıl ayarlayacağınızı, bedenize göre nasıl yapacağınızı da onu da bilgisini vereceğim arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı da esirgemeyin. Instagram'da da organik dantel _ örgü hocam YouTube sayfamın adı. Orayı da bekliyorum. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.